Merhaba Hülya. İlk defa düz ayakkabıyla geliyorum. Alkışladın Zeynep. Çok tatlıydı. Unuttu bence. Boş mu bulamıyorsun? Hayır, hayır, bilerek alkışladım. Yani bir şey söyleyeyim, ben de alkışlayacaktım. Ben poğluğundan anladım, bilerek alkışladım. Ben de alkışlayacaktım. Aferin ya, olması size gerektiği gibi davranmak aferin için size gerek yok böyle bir şey. Gerçekten yapacaktım. Nasıl buna evrildiniz? Efendim? Nasıl buna evrildiniz? Cezalar yok, bugün ceza. 1,5 saat alışveriş yaptım ikisi bugün. Ben bugün cezalıydım 1,5 saatte. Ben de. İkimiz geldik evet. 1,5 saat sonra bir tek ikimiz. Kaldık böyle orada. Kader herkes kurbanları alışverişteyken. Tabii. Etkiledi mi 1,5 saat etkilemiş yapmak? Baksana alkışlıyorlar bile. Tabii biraz etkiledi. Alışverişini etkiledi mi? Ya şöyle, ben son dakikası da saniyesine kadar kullanırım ve son parama kadar harcarım hep. Biraz daha fazla koştum. Bir de pazarda 1,5 saat olmasına rağmen bayağı atraksiyon yaptım. Sonra dönüp dedim ki, bunları ben mi yaptım? Ne yaptın mesela? Bayağı böyle kaynanam dikti, ben sattım diye bağırıyordum en son tezgahlarda. Seni öyle hayal edemedim şu anda. Oldu Yasemin Hanım. Onlar gerçekten yaşandı. Böyle nereye gidiyorsun? Afrika'ya gidiyorum. Hep gitmek istediğim bir yere. Brunei'li yakın bir arkadaşımın model bir arkadaşı var. Onunla hep sohbet ederiz. Oradaki çocukların hiç oyuncağı olmadığından bahseder hep. Böyle tekerlekleri, kapakları falan. Hep böyle gidelim gidelim diye. İçindeki sen olunca da vay, konsept. Kadın geçiyor. Ben, içimdeki ben, örüklerim ve yüzüklerimle ben. Bir de içimde gitmek istediğim bir yer var. O yüzden böyle gelmek istedim. Oyuncaklarını da orada çocuklara vereceksin. Aynen öyle. Konseptime biraz uyum sağlasın dedim. Son param kalmıştı. Poyraz'a vereceğim. Tabii ki çok sever o çünkü böyle peluş oyuncakları da. Onları da Poyraz için aldım. Hem de konseptime küçük bir renk katsın diye. Oyuncakları ilk görünce aslında aklıma geldi. Böyle bir şey yapacağım. Güzel, anladım. Niye alkışlıyor yine acaba? Volkan bugün gözünü alamıyor. Bugün ben senden gözünü alamıyorum. Evet, gözüme çok teşekkür çok ederim. Evet, pardon kızım. Fiyatları alalım. Ayakkabılarım 130 TL. Pantolonum ve bu açıktı, normalde çıt çıt yaptım. Üstüm 357, 300'e aldım satış yaptığım tezgahtan. Çantam 90 TL. Bunu da siyahi bir beyefendiden aldım. Fotoğraflar çekindik bu arada. Gözlüğüm 100 TL. Takılarım 100 TL. Bandanamı 10 TL'ye verdim. Oyuncakları 80 TL'ye verdim. Gözlüğünü de takar mısın? Tabii. Gideceğin yere çok uygunsun Hülya. Benim için öyle. O oyuncak esprin de çok keyifli. Anlamlı. Evet, bu ayakkabılar, koluna taktığın o bandananın aurası, üzerindeki o parçayla hiç sırıtmıyor. Takıların o sıcakta seni bayağı yorar, fazla stylish durursun orada, ama yani eğer ben buyum, oraya da böyle giderim diyorsan bence havalısın. Yani çocukların da biraz ilgisini çekmek istedim. Pardon? Çocukların da biraz ilgisini çekmek istedim, evet, böyle evet. Saçlar, yüzükler. Bu kumaşla da oranın sıcağında gayet efil efil rahat olursun. Güzel, beğendim. Teşekkür ederim. Hülya, Hülya, nasılsın? İyiyim Orkan Bey, siz nasılsınız? Sağ ol. Kaç yılıydı gittiğin yıl Afrika'ya? Covid 70'ler. Yokmuş inşallah. Ha, o anlamda mı söylüyorsunuz? Hippisin kızım, hippie style. Ama seviyorum böyle çok giyinmeyi. Çok güzel, bir şey demedim. Ama biz 70'li yıllarda böyle giyinirdik. Evet, hippie havası da var. Siz yaşamadınız onu. Ama ben çok araştırırım hocam, evet, çok da. Ama biz 70'lerde... Değil mi? Siz yapar mıydınız? Tabii ben de. Saçlar buralara kadar, o çantalarım... Saç sakal. Orkan'ın bir gelişim fotoğraflarını görün. Yani yaşlı demek istemiyorum ama gelişim fotoğraflarını görün. Yani saçlar böyle bayağı... Efsane. Tabii canım. Hippie dönemlerini hatırlattın bana. Modernizesi tabii. Cortez gibi saçlarla dolaşıyordu. Viva España. Biraz daha paçalarını indir bakayım çocuğum. Üstten ha. Bir tık daha indir ha. Ha. Abi ben öyle çok seviyorum. Neden o kısa paçaları sevmiyorum pek ben. Çünkü bana yakışmadığı için sanki tabii. Sanki hocam. Biraz düşük bir. Hani şey mi yapsaydı bu? Bak daha güzel. Evet, böyle de tatlı, evet. Hani aslında Hülya hani kendi no kombininde daha mı başka bir şey yapsaydı? Şimdi oraya gitmek, senin gündelik halini
cesaret mi edemedin acaba? Hani onu buraya koyamaya mı, yani koyamadın mı böyle bir konsept seçtin? Ama şimdi Yasemin'im, bir dakika. Yasemin'im, dün bir konu vardı biliyorsun. Hı hı. Biz de ona dedi ki, Gülşah'ım dedi ki, evden bir kıyafetini getir, öyle giy dedi. Biraz sonra zaten arkadaşlarımla konuşacağız, onu göreceğiz. Serdar! O da onu kendine konuşacağız aslında. Kendi kıyafetlerimi getirdim. İyi, onu da görelim. Tabii. Bir tişört, bir cin geldi. Defileyle ilgili ayakkabı konuşacağız. Ajansa gitme, casting, fitting, defile günü gelmeler. Bu dördünü de hep beraber Serdar'ımla, Gülşah'ım ve Yasemin'imle birlikte, sen bittikten sonra kıyafet değişeceksin zaten, ben Zeynep'i yorumlarken, Zeynep kanka, ay pardon, Zeynep arkadaşını yorumlarken, ne oldu? Bir şey olmadı. Ha, öyle bir yaptın ama çok güzel yaptın, hoşuma gitti bu. Aferin, ve birbirinizi alkışladınız, onu yorumlayacağız. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok hoş görünüyorsun. Yani taşıma bulma değil, bir şey işte, bu birleştirme çocuklar. Evet. İstersen boyun böyle olsun, İstersen böyle ol, İstersen 50 beden ol, hiç önemli değil. Bir şeyi proporsiyonuna uygun bir şekilde ortaya gelirsen tüm aksesuarlarınla, hepiniz, kendim için konuşuyorum, benden en yüksek puan alırsınız. Hiç aksesuarları kardeşim bile fazla değil, hiç. Bakar mısın? Hani dolu dolu olmasına rağmen. Dün biraz fazlaydı. Olsun, konuşacağız ama ben onu. Ben hep böyleyim Yasemin Hanım, biliyor Allah musunuz? Allah Allah. Hep 10 parmağımda 10 yüzük. Gülşah'ın lafını takip ediyorsunuz. Neydi onun lafı? Aksesuarsız? Kadın mı olur ayol? Susamsız simit gibi. Bravo. Hep söylüyorum alışverişimde zaten. Çok doğru. Gülşah Saraçoğlu ne demiş diye. Ben de ondan öğrendim. Çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor ve gerçek. Gülşah'ım. Evet, çünkü aksesuar elbisenin, kombinin mücevheridir, star parçasıdır. Yani şekil A lütfen, yan tarafta Nihan'ın şu lütfen kombini, daha doğrusu bu bir short tulum. Bunu giydiği görüntü lütfen şu tarafa ya da bu tarafa, ne tarafta durmam gerekiyor bilmiyorum. Şöyle alın, buraya da koyabilirsiniz. Ah Nihan, başımın tacısın diye ben. Gördüğünüz gibi ne kadar kötü bir kombim vardı Nihan'ın üzerinde o gün. Ama tabii ki ben buna öldüm bittim. Ve dedim ki onu bana getir. Yani sağ olsun kırmadı beni, hemen gönderdi, verdi bana kuliste. Ve neticede bunlar hep aklımdaydı. Yani böyle bir aksesuarla kombine etmek istedim. İşte ayakkabısı, kemeri, kolyesi, ki bu da bir kemerdi. Ben bunu başka bir kolyeden söktüm. Bu kemeri biraz parçaladım falan filan. Goldlarla hareketlendirip daha kombini pahalılaştırmak istedim. Onun için de her zaman söylüyorum, aksesuarsız kadın susamsız simite benzer efendim. Böyle susamsız simit mi olur? Olmaz. Aksesuarsız kadın da olmaz. Kesinlikle. Evet. Aa, buraya gelmiş. Özellikle. Şimdi sevgili seyircilerimiz, çocuklar, size de söyleyeyim. Odada oturuyoruz biz Serdar'la. Tabii Gülşah da karşı odamızda Yasemin'le. Yani Gülşah bu elbiseyi giymiş, ayağında normal terlikle falan dümdüz geçiyor. Ay dedim, bugün bunu mu giyecek bu çocuk falan, yani sesim çıkmadı. Tabii biz şok. Kadın sonra bir çıktı, evet, onu anlatmak istiyorum. İşte bu, gözümü şu anda alamıyorum. Ay çocuklar, abartmayın be. Biz şok vallahi görünce. İşte aksesuar. Teşekkür ederim. Mütevazı olma Gülşah'cığım, bana hayatım demiyor muydun dün? Ne kadar almıştın Nihan'cığım elbiseyi? 320 TL'ydi sanıyorum Yasemin Hanım. Ama kombinleme ve kombinleme, resmen elbise şu an müthiş, başka, öyle bambaşka bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Onun için de çok önemli. Yani aksesuar, kombi, doğru kombin. Bu böyle bir durum. Şimdi sana gelelim. Çek paçalarını, ben daha kısa seviyorum bunlarda, evet. Ayağındaki bu ismini söyleyemediğimiz ama bez ayakkabılar, her dönemin spor ayakkabısı diye geçilen ayakkabılar. Ben bunu böyle daha böyle temiz de değil, daha böyle hırpani görmek isterdim. Neler yaptım Gülşah Hanım ben buna? Biraz bir bağcıklarını kirletmişsin ama daha da kirli görmek isterdim. Çünkü hep daha önceki programlarda da söyledik. Atın asfalta, üstünden araba geçsin, öyle giyin diye. Çünkü bunun hakkı budur. Ben öyle severim. Hiçbir zaman, benim çok var bu ayakkabılarımdan. Fakat hiçbir zaman ben böyle gıcır gıcır tertemiz giymedim onları. Hep böyle ya bir çamuru vardır, ya bir şeysi vardır, ya bir kirlidir yani. O alırım mağazadan gıcır gıcır, kirli hale getiririm. Ve tabii ki şahane bir takım var üzerinde. Bu bir takım.
ayrı ayrı almadın. Öyle değil mi? Takımda evet. Tamam. Doğru olan aksesuarların, bu saçın, şuraya taktığın minik aksesuarın hiçbir şey gözümü rahatsız etmiyor. Bunun bu şekilde hakkını vermişsin. Ama ayağında ben bunları beklemezdim. Daha başka bir şey giymeni isterdim. Bir sandalet olabilirdi. Böyle ipli mipli falan bir şey. Siyah bir sandalet olabilirdi ya da böyle acı kahve falan. Ya da onlar lacivert mi? Siyah mı üstüyekiler? Hayır hayır. Halat gibiler motifler. Var ya hani halat, adını halat, söyleyemediğimiz. Aynen. Orada rahat edemem diye aslında geçti aklımdan tabii de. Keşke onu yapsaydım. Çünkü bu başka bir mana, bu başka bir şey. Yani ikisi bunların aynı sülaleden değil hayatım. Yani iki ayrı sülale ortada düğün yapmaya çalışıyor. Olmaz bu. Aa güzel cümle kurdum. O maymunların rengini, maymun esprisini çok beğendim oyuncaklarını. Ama böyle pembe mavi değil de sanki böyle kahveler, siyahlar bir şeyler olsaydı. Son iki taneydi. Bunlar. Tamam tatlı olmuş. Güzel düşüncen, şahane. Ve gözlük. O gözlük olmaz. O gözlüğünü tak bir gözüne. Şimdi şöyle bir eşarp olsa. Ve onun üzerinde, hayır onu çıkartma, o eşarptan yok, kastım o değil. Ter sıcak. Mesela gelişti. Başına bir eşarp olsa, neydi ben bir küçük hanımefendi miydim, Belgin Doruk, onu verirdin. Allah rahmet eylesin. Hayır, nurlar içinde. Nurlar içinde uyusun. Bunun hakkı küçük, minicik, yuvarlak camlı gözlüktür. Baktığımda çok tarsın, çok tarsın ama... Ciddi bir kafa karışıklığı olmuş. Gözlükte, ayakkabıda ve de oyuncakların tonlarında, renklerinde. Çünkü onu öyle alıp oraya takmak fikir çok güzel. Ama biz doğru kombin yapmak istiyorsak oraya daha farklı bir şey bulsaydın ya da bulamadıysan da kullanmasaydın. Yani o renklerle benim için sana bir artı getirmeyecek. Ayrıca çantanı şöyle beklerdim. Çok daha büyük. Bak. Maymun gözünü açtı. Biliyorsunuz. Çantayı da görmedik biz hep yanda. Evet. Mesela o çantada asla olmaz. Bunun hakkı böyle kocaman böyle postal gibi uzun saçaklı püsküllü bir şeydi. Ha bulamadınız mı? O zaman hasır bir şey. Hasır böyle halat bir şey. Ayakkabıyla, sandaletle. Ve öyle olsaydım var ya derdim ki sen zaten bugün jübileni yap buradan. Arkana bile bakmadan git şampiyonu olurdun derdim ama ciddi bir şekilde... eksikler görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Diyorsun ya pazarda. Batan geminin malları bunlar diye. Ondan sonra ne demiştin? Kaynanam dikiyor. Ben satıyorum. Ben satıyorum deyince kaynana lafı geçince yüzündeki ifade bir değişti. Neden? Merak ediyorum. Yok ya. Var. Kaynanarda geçmişte bir şeyler yok, var. Yok ben kayınvalidemi çok severdim. Gerçekten severdim çok severdim. Severdim var, severim ama var. Ama artık kayınvalidem değil ki.